kent konseyi var, varlığıyla yokluğu aynı. Yani dün bir park açtı, bütün personele mesaj atıyorlarmış. Şey yapıyorlarmış, illa açılışa gelin diye. Çünkü halk gitmiyor. Ya deniz gezmişi tanımayan, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan tanımayan adamlar açılışta türküler söylüyorlar, fotoğraflar çektiriyorlar, boy boy pozlar veriyor. Ya katil diyenler bile, yani onlar için katil diyenler bile orada. Sonra işte böyle bir parkı açtık, böyle buna kimse cesaret edemez. Geçen gün ne diyor biliyor musun? Ya diyor, yani bir insan, ya harbiden yalan. Böyle de. Yalan demez abi, yalan. Kime? Ben konuya yalan diyor. Yalan söylüyor demiyor musun? Konuya. Diyor ki ben diyor gelene kadar diyor Nazım Hikmet'in adı yoktu Bodrum'da. Ya daha önce de yazdım. Ölç 150 metre gelmez belediyeye. Kalk git Victoria'nın arkasındaki yol Nazım Hikmet Caddesi'dir, sokağıdır. Yani Bodrum'u ben öğretmeyeyim. Askerlik Şubesi Başkanlığı yapmışsın. Hiç mi gitmedin oraya? Varlar sokağına bile oradan geçiliyor. Orada hediyelik eşya satanlar var. Bizim Mehmet'in ofisi vardı, gazete vardı. Hiç mi oraya gitmedin ziyarete? Yani iktidarda Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, oraya havalanla bezi ilk yaptık. Şimdi Ahmet Aras da öyle. Onu ilk ben getirdim. Bunu ilk ben yaptım. Abi, bu hastalık benim acaba? Benim hastalık tabii. Benim dedem Bodrum'u ihya etti. Ben de ihya diyorum. Ben olmadan siz seçim içindeydiniz. Paşa dedesinin mezarını devamlı ziyaret eden adam 4,5 senedir gitmiş mi sor bakayım. Ya dedesi olduğu da meşhur. 4,5 senedir önüne geliyormuştu. Çıkar tutursun soy ağacını. Ben gidiyorum. 1800'lere kadar var soy ağacı. Getirsin koysun. Şimdi abi biz oyu dağıtmadan. Yok dağıtmayacağım ya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum ilçe ilk defa bu kadar güçlü il meclisinde. Evet. Muğla İl Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütüyle birlikte ilk defa bu kadar güçlü genel merkezde. Çünkü parti meclisi üyesi çıkan. Parti meclisi üyesi Halkın Deniz Aslanı bütün ulusal medyada biliyorsun genel başkan adayı Özgür Özel'in listesinde mi? Değil. Herkes öyle biliyordu. Ama Özgür Özel son dakikada seçime gireceği zaman Halkın Deniz Aslanı'nın ismini listeden çıkardı. Daha sonra ne oldu? Halkın Deniz Aslanı tek başına listeyi deldi. Hem de genel başkanın listesini delerek parti meclis üyesi. Yani bu bir çok büyük bir başarı ve güç gösterisi. Gençlik kotasında katkısıyla. Ama çok güzel. Abi sonuçta gençlik kolları başkanı var. Onların destekledikleri var. Var oğlu var. Yani Türkiye'nin 80 tane ilinden oy alıyorsun yani. Az değil yani. Çok büyük bir başarıdır. Şimdi bu şansı değerlendirme zamanı. Bodrum açısından da Muğla açısından. Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olup da bu şansı değerlendirebilirse Bodrum'da da başarılı olur. Muğla'da da başarılı olur. Yani birinin arkasına takılma. İşte ne bileyim işte sandık koyacaksın. Mecbursun. Bence. Koymazsa bunun döndüğü zaman arkana sana genel merkez değil, Bodrum'daki üyelerin hesap soracak. Yani ağzından çıkan lafa sahip çıkacaksın. Yani o zaman devamlılığın olur. Öncekiler ne oldu mu? Olmaz. Hep bir söz verdi, yerine getiremez. Galiba bir tek Recai Başkan sandık kurdu hatırladığım kadarıyla. Evet. 2014 yılında. O gün bugünün sandık yok. Sandık koydu. Öyle veya böyle. Recai Başkan sandığı kapatmış. Yani öyle veya öyle böyle abi. Yani sonuçta verdiği sözü yerine getirdi. Sen de getireceksin. Eğer Ahmet Aras aday olur da bu seçim kaybedilirse Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı seçim kaybetti diye bu dönem tarihe yazıyor. Evet. Bu da aslında başarılı olması, başarılı olması gereken ya da başarılı olmasını istediğimiz insanların bir başarısızlığı olur. Yani en azından Bodrum'a da hiçbir faydası olmamış olur. Söylediklerimizin hepsi Bodrum faydası olur. Tabii düşünüyor. Ne diyerek geliyorsun, ne yapıyorsun? Evet. İnsanlar tabii diyoruz ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Gerçekten de yani şimdi bir şeyler bekleniyor. Aday olanlar da açıklama yapamıyor aday olanlar. Abi, o konuya gelelim abi. O konuyu ben çok iyi biliyorum. İçeriden şey yaptığıma göre basına çıkıp işte o açıklamayı yapan galiba yine Çiçek Bozulma yapmıştı galiba. Tam hatırlamıyorum. Çiçek Hanım CHP'nin ayrılmadığı için. Orada açıklama yapmış. Tunay Işık'ın işte ilçe başkanı bana işte
açıklamamda beni karşılamadı, gelmedi. Öyle bir şey yok. Ben iyi öğrendim. Herhangi bir randevu yok. Sadece gruplardan, kendi gruplarından o belediye başkan adayı ben şu gün şu saatte açıklama yapacağım diye gruplarda paylaşıyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı da hiçbir şekilde randevu almamış. Kendisi de nerede olduğunu öğrendim. Gümüşlük'te belediye başkanıyla beraber bu yağmurlardan dolayı işte sendin, evini, barkını... Partinin kahvaltısı var aslında. Ya ama yani evini, barkını su atanları, basanları dinlemeye gitmişler. O yüzden de öğrendikten sonra da kendisinden arayıp özür dilendiğini söylüyor. Onu da burada paylaşalım ki yani yanlış anlaşılma, Ege Alternatifler, bunlar bütün Muğla'da işte başkan adayına randevu verdi de gelmedi gibi lanse edilmiş. Öyle bir şey yok yani. Ya burada şöyle bir tuhaflık var tabii. Bir seremoniye çevriliyor. İşte başvuracaksın. Seviyorlar abi insanlar. Fonda şey olacak. Tabii seviyorlar. İlçe başkanı olacak. Bu evrakı vereceksin. Yanında arkadaşların olacak. Yani bu sevilecek bir tarafı yok ki. Aday olamazsan ne olacak? Olamayacak bir çoğu zaten. Şimdi 20 tane aday olsa bir tanesi olacak. Yani, ben de onu gitsin. Gitti 20 kağıt. O ne yapacak? Albümüne koyacak artık. Diyecek ki bak ben aday olmuştum belediye başkanına. Torunlara baksın abi. Belki etrafındaki insanlar da başkan diye hitap edecek. Zaten aday olanlara da başkan deniyor biliyorsun. Öyle artık avutacaklar dedim. Şimdi Bodrum'da bir de tarım arazilerindeki bu yapılaşmadan bahsediyorduk ya aslında. Hı. Oraya gelelim. Başkan Aras Dereköy'de bir yapılaşmadan bahsediyor. Oradaki mülklerin satışıyla ilgili. Buna benzer şey Dereköy'de var. Bir de Gürece'de var. Aslında bu işlerin hapis cezası var. Ancak bu çarpık yapılaşma sadece bu sayılan yerlerde değil. Asıl problem ruhsat verilmiş yerlerde var. Yani bir tane evin ruhsatını veriyorsunuz ya da bir tesisin ruhsatını veriyorsunuz. 10 metre ise yapılan yer 50 metre. Bunu bir vatandaş olarak elinize metreyi alıp ölçüp ortaya çıkarmanız söz konusu dahi değil. Bodrum Belediye Başkanı diyor ki biz şeffaf bir belediyeyiz diyor. Şeffaflık komisyonu diye bir şey kurdu. Şeffaflaştılar gittiler. Gören yok zaten. Müthiş bir şeffaflık var. Mesela ben o kadar yazdım, çizdim. Diyor ya bir arkadaş var diyor. İşi gücü beni yazmak diye. Biraz önce de söyledim. Benim işim gücü Ahmet Aras'ı yazmak değil. Ben Bodrum Belediye Başkanı'nı, Bodrum yönetimini yazıyorum. Meclis üyelerinde yazıyorum. Kaymakamında yazıyorum. Valisinde yazıyorum. Benim siyasi ihtisas alanım da o. Yani bunu da söyleyeyim. Kendisi daha siyasetin sesini bilmeden biz siyasetin içinde değiliz. Bunu onu akil görmek için söylemiyorum. Yani kendisinin siyasi, yani bir tane diploma alıyor yüksek lisans. Öyle olunca kendisinin siyasi ermiş olarak görüyor. Halbuki böyle değil. Yani kendisi de böyle olmadığını çok iyi biliyor. Kendisi de fazla ciddiye alıp bir toplantıda diyor ki ben Bodrum'u hamsi pişirtirmeyeceğim diyor. Mesaj attım. Aday o zaman. Bak başkan dedim yanlış konuşuyorsun dedim. Ya Ahmet diye attım. O zaman aday çünkü. Bana mesaj atıyor ya dolduruşa geldim abi. Sen böyle dolduruşa gelirsen bizim işimiz var. Şimdi ulaşımdan barınmaya kadar temel ihtiyaçlarımız olan su, altyapı, kanalizasyon buna benzer şeylerin tamamında sorun var. Yani bir ulaşımda ben belediye başkanı olsam şehrin emin adamı çünkü. Binerim minibüslere tepkili kıyafet 4. Murat gibi. Rahmetliye 4. Murat diyorlar diye. Bakarım gerçekten insanlara kötü davranılıyor mu? Geçenlerde yine bir 75 yaşlarında mahallemizde tanınan bir insan tam bu Konacık'ta poligon olan yerin önünde toplu ulaşımda tam indirirken hareket ettiği için yere düşüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiç oralı bile olmadan basıyor gaza gidiyor. Ya bunların bu insanların derdini anlatabilecek bir şey olması lazım. Eskiden mahallelerde abilerimiz vardı. İşte ne bileyim bu işlere bakarlardı. Gerçekten kanaat önderleri vardı. Şimdi kim kime dumduma. Yani belediye başkanı olabilirsiniz ama muktedir olmak. Bunu hakim olmak lazım. Anılmanız lazım. Bakın Bodrum'da geçmiş dönemde harbiden belediye başkanı yapmış halen abi diye hitap edilen bugün belediyeciliğini hiç sevmediğim halde tabii. Yani rahmetli
Emin Antar'a bile gerçekten çok saygıdeğer insandır. Çünkü seveni çok. Yani hiçbir belediyecilik anlayışına şey değilim. Ancak bir insanlığı vardı, bir oturması, bir kalkması var. Bir yerde eksiği varsa demek ki burada da onun artısı var. Tabii. Peki seçiliyor da. Yani buna benzer diğer belediye başkanlarının isimlerini söylemeyeyim. Yani sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz, görünce ceketimizin önünü diklediğimiz insanlarımız var. Şimdi öyle değil. Görüyor, görmemezlikten geldiğimiz insanlar maalesef olmaya başlıyor. Ve muhtarlar toplantısında diyor ki, bak diyor, o mahalleye gitmiş diyor, benim bir personelim arabasından içeri elini sokmuş, tehdit etmiş diyor. Onun diyor, başına yıkacağım orayı. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Hangi gücünle yıkacaksın adamın? Kamu gücünü elinde bulundurarak mı yapacaksın? Şeyde abi. Ya kentte yaşayan insanı, hemşerini, ahbabın, dostunun, ya komşunun komşuya, yani muhtaçlığı var. Hayır, olmuşsa bile karşı tarafı da bir dinle. Hayır dersin ki ya böyle bir şey yapmışsın, çok ayıbetmişsin, beni niye aramıyorsun dersin. Gönlünü alırsın, çay ısmarlarsın, kahve ısmarlarsın. Burada yok. Şimdi bir şey olduğu zaman hakaret etti, git mahkemeye ver. Bilmem, böyle bir şey var çünkü. Sosyal medyada şey olanlara tazminat davası açılıp para alınıyor. Yani bir avukat var, televizyonlarda sık sık görüyorsunuz, o arkadaşla beraber yaptıkları. Burada sonuçta herkes yüz yüze bakıyor. Evet. Ve gelecekte de yüz yüze bakacağız. Böyle 600-700 bin nüfuslu bir yer değil. Yani benim büyüdüğüm mahallenin nüfusu kadar bile yok şu anda. Ancak yani kent yapacağız, birlikte bir şeyler yapacağız diye çıkarak kenti bir başkasına soydurmayacağız. Bir de abi şimdi mesela su konusunda işte işi Allah'a havale etmenin anlamı yok. Ya zaten kuraklık var, bunu kimse inkar etmiyor. Herkes de görüyor. Ama sen yönetici olarak ne yapıyorsun? Şimdi sen mesela şöyle bak, önlem alabilirsin. Gidip de vatandaşına su tasarrufu tavsiye edeceğine, şimdi 50 tane, 100 tane villanın yapıldığı projelerde bir tane havuz hakkı var. Her eve ayrı havuz yapılmış. Sen bu projeye nasıl iskan verirsin? İskan verme, bu havuzları kaldıracaksın de. Millete çimlerini sök dedin. Neredeyse ağaçları sulama diyorsun. Şimdi yıkama dükkanı var. Yani şaka gibi yani. Her taraf çim olan yerlere çimleri sök diyorsun. Öbür taraftan o kadar projeye ruhsat veriyorsun. Belki de o havuzların ruhsatlarını da verdi, onu da bilmiyoruz. Geçen gün sosyal medyada gördüm, öyle bir proje yayınlanmış. Bütün villalar, tek katlı villalar havuz. Şimdi burada bütün herkes bunu yapıyor. Golf alanları var. Şeydeki golf alanı hani denizden su aradıp da sulayacaktı. Yeraltı kaynaklarını kullanmayacaktı. Ama onunla da ilgili bir şey söylüyor ya. Beraber kalkıyorsun, maç seyredin. Şeyde soruyorlar Yaka Köyü'nde. Yani bizim halkımız öyle aslında saf falan değil. Bilinçsiz, bilinçsiz de değil. Direkt soruyor. Ve onlar diyor denizden bir şeyler yapacaklar falan diye geçiştiriyor. Yalan söylüyor. Tabii ki. Yalan deme ama. Yalan ya. Söylüyor. Niye öyle diyorsun şimdi? Ama ben söyleyeyim abi, yalan söylüyor. Mahkemeye verecek, sürüm. Abi ben sürmüyorum da sıkıntı yok. Bana atsın, istediği kadar dava açsın. Tamam sen sürüyorsun da beni niye sürüyorsun? Benim istediğim ne biliyor musun abi? Yani şu mesela yayınladıklarımızla ilgili bana yalandır, iftiradır diye dava açın. Kalkıp da yayından kaldır, yayını engelle falan. Böyle saçma şeyler bu. Bırak millet dinlesin. Ya onu şeyden öğrendi, yardımcısından öğrendi. Hukukçu ya. Şimdi burada da karıştırdıkları bir şey var bak. Yani böyle onu bunu yayından kaldırmak çok doğru bir şey değil. Aslında onu kabul etmek demek. Yani bizim hakkımızda da senin çobanın bir sürü laf söylüyor. Biz cevap bile vermiyoruz değil mi? Ben ama dedim ama. Ondan ne işin var? Senin başın var dedim. Yani. Başta konuşuyor. Geçen gün yine meydan okuyor millete. Şu proje. Ya kardeşim yazdıklarımı okuyup millete satma bari. Şöyle de bir şey de söyleyeceğim abi. Madem böyle bir durum var ve bu kadar rahatsızsın bu konularda, biz gidelim istediği yerde biz bundan konuşalım abi. Program yapalım. Bunların hepsini yalansa biz de toplayalım gidelim evlatlarımızı. Ama tetikçisi var ya. Nasıl diyor ki canım? Kesinlikle diyor kimseye laf söylememiştir. Şudur budur diyor. Sonra Bodrum TC onun olduğu çıkınca bence Bodrum TC'nin de kullandırılması lazım. Kaymakamlık gibi ya. Yani Bodrum TC, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum TC. Zaten ona girip yanlışlıkla kaymakamlığa girebilir. Tabii bu muhtereme ait. Oradan estiriyor.
Bodrum'un tarihini biliyormuş gibi şeyde sel felaket. Başkalarının olumsuzluğundan, başkalarının zor duruma düşmüş olmasından yararlanarak böyle bir olumsuzluktan besleniyorlar. Bu muhterem Mehmet Kocadun'a niye düşmanmış bir izah etsinler ya. Yani muhterem belediyeden nem alınmamış da onun için mi düşmanmış bir anlatılsın. Yani Bodrum'un geçmişiyle ilgili ucundan köşesinden bildiklerimiz var. Öyle çıkar anlatırım diye böyle tehdit falan da etmem yani der. Direkt anlatırım. Yani o Osman Gürün'ü oradaki buradaki bir sürü insana laf söylüyor ya. Hani geçenlerde de pazar yerine gitmek için araçtan oraya park eden Bodrum. Yani geçmişi de Bodrumlu olan insanlara, kadınlara bir ton laf söylemiş. Şimdi Ahmet Aras bunların üzerinde durmuyor. Bundan sonra diyor kadın sığınma evini biz yaptık diyor. Kocadon yapmış olmasın kadınması? Kadın sığınma evi. Yani şimdi projelere bakıyorum. Gerçekten diyor ki bunlara tek tek daha sonra geleceğim de Hasan'la çoktandır görüşelim. Evet. Böyle bir hasbihal edelim dedi. Evet. İyi de oldu içimizde. Biraz kaptırdık galiba ya. Bence de yani uzun olsun sonra zaten sen bir süre buradasın. Gidene kadar tek tek anlatacağız. Zaten Ahmet Aras aday olursa zaten seçime kadar buradasın. Aa, aynen öyle. Hiç kalmıyor. Direkt canlı yayına bağlarım hiç kalkmadan. Çok sevindim. Hayır, ben gitmem de buradan. Tabii. Şimdi seçim 29 Mart'ta mı olacak? Ne zaman yapacaklarsa kesin bir tarih onları bilmiyorum. Tepedeki reis şey yapıyor yani bazen sosyal medyaya yasak falan koyuyor. Bizimki de yapar. İnternetimizi belli keser. Olmaz. Belli olmaz. Artık başka bir yere taşınırız. Yapacak bir şey yok abi. Bu memleket hepimiz. Yani dedim ya. Aynen öyle. Nazım'ın şiiri gibi. Bu memleket hepimizin memlekete sahip çıkamayanlardan uzak durmak. Şimdi bugünlük bu kadar diyelim. Evet. Senin söylemek istediğin abi, eksik kalan bir şey var mı? Yok mu? Şimdilik yok. Teşekkür ederim abi beni davet ettiğin için. Rica ederim. Ne demek? Için, benim işi o. İyi ki geldin. Şurada vallahi biraz... ben de özlemişim abi. Deşarj olduk. Ben de özlemişim. Ben de özlemişim abi. Valla işte umarım teknik hata yoktur. Görünürde de teknik hata yok gibi. Şimdi buradan işte Antep'ini konuştuk. Dış politika ile ilgili aslında söyleyeceğimiz şeyler vardı ama Ermenistan, Filistin, Ermenistan nereden geldi? Gazze. Şimdi Sayıştay raporu, ona diyor ya sokağın sesine bakmak lazım, değişim istemiyordu, Kılıçdaroğlu dedi, değiştirdik yani. Sonra Özgür Özel geldi, halk sevinmiş, halka neyse. Ya %20 oy almış parti, halk sevindi diyor, %80 nerede? Ya Özgür Özel'in umrunda bile değil yani. Yani onların umrunda değil. Bu marka tescilini konuştuk, 450 bin milyona, bin liraya satılmış ama hiçbir marka seçiciliği yok, getirisi yok. Sonra bir tez Aktur'daki inşaatı konuştuk. Onun Münevvelik tesis alanında yaptığı, yukarıda yine bir dönüm yerle ilgili bir belediye encümeni tarafından bağışlandığı kamu mülkünü sanki kendi mülkleriymiş gibi. İnanın kendi yerleri olsa var ya, ya cinayet çıkıyor olur ya. Sonra Yaka Köyü'ndeki halkla olan başkanın diyaloğunu sizlerle paylaştık. Abi son bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi aklıma takıldı da ahlaksızlar diye bir haddini aşarak bir ahlaksızlar demiş. Şimdi benim ne kendim, ne ailem, ne arkadaşlarım, ne akrabalarımın içerisinde bir tane abi, ne çalıştığım insan. Bir tane abi tacizden, kadına şiddetten, bilmem neden, ondan bundan bir tane abi yargılanan yok. Kendi getirdiği kaç tane adam varsa yarısı tacizden, kadına tacizden, ondan bundan, ahlaksızlıklardan, hırsızlıklardan hepsi yargılanıyor. Bunu diyen adam bu durumda. Bu kadar trajikomik bir duruma düştü. Söyleyecek aslında başka bir şimdi, şey yok. Şimdi ahlak göreceli bir kavramdır. Kişiden kişiye göre değişir. Allah'tan onun ahlak yapısına uygun bir insan değil. Çok şükür. Çok şükür. Yani kendisinin ahlak bir değerleri var. Biz o değerlere uymuyoruz. Bundan da son derece ben memnunum. Çünkü bizim ahlak anlayışımıza da kendisi uymuyor. Yani benim hakkımda bir şey duydunuz mu diyor anlattık. Daha da anlatacağız yani. Bugünkü maddeleri daha sonra tek tek işleyeceğiz. Evet,
Yayınımıza son verirken Suriye'ye sayılmadığımız günler dileğiyle esen kalın.